Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin hisse senedini bir inceleyelim birlikte. Bu hafta sonunda Türkiye Şişe Cam Fabrikalarında bakalım geçtiğimiz hafta neler olmuş diye kısaca baktığımızda haftalık grafiği açıyoruz ve gördüğümüz noktada 8.21 zirvesini yeni bir zirve test eden hisse fiyatı geri çekilmeyle birlikte kapanışı 7.81 seviyesinden yapmış durumda. 5 haftalık ortalaması 7.56'lar üzerinde kalmaya devam ediyor hisse fiyatı. Bu noktada yakın destek olarak haftalık periyotta 7.56 üzerinde kalabilmesi hisse için pozitif yönde ilerlemenin devam edeceğini bize belirtiyor. Fakat oluşturduğu bu doji mum diyebilirim ki biraz riskli bir görüntü sergiliyor. Bu noktada dikkat etmekte fayda var. Zira wave trendin aşırı alım bölgesinde yine haftalık grafikte Erasay'ın da aşırı alım bölgesine girmiş olduğunu ve burada kar satışlarının gelmesinin gayet doğal olduğunu piyasadaki bulunan tüm yatırımcılar biliyordur diye tahmin ediyorum. En azından bizi izleyenler bu noktada gelen kar satışlarının gayet doğal, yani yeni bir zirve oluşumu sırasında geri çekilmeleri makul karşılamak gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Şimdi hemen bu noktayı hatırlattıktan sonra biz hemen günlük periyotta ne yapmış, ne etmiş ona bir bakalım kısaca değerlendirme yaparak. Şimdi daha önceleri şişe ile ilgili çektiğimiz videolarda bu eski bir çalışma, bir fincan kulp yaptığını söylemiştik günlük periyotta. Bu noktada yapılan hareketlerin baktığımızda kırılım sonrasında özellikle 7.40 hattının yukarı yönlü kırılmasıyla sert hareketlere şahit olduk geçtiğimiz hafta. Yine bu hareketlerin sonucunda gelen kar satışlarıyla birlikte hisse fiyatının 5 günlük ortalamasının altında bir kapanış gerçekleştirdiğini, 10 günlük ortalamanın üzerine atabildiğini görüyoruz. Baktığımızda noktasal olarak da 7.71 en düşük gördüğü seviye. Şimdi bu noktada eğer 7.78 desteğinde tutunamaz ise daha aşağı kırılımlar gerçekleştirirse 7.60'daki EMA 21 seviyesini test etmeye çekilebilir. Hatta bunun altında bu noktaya tekrar 7.40'lı seviyelere onay aşaması için tekrar gelebilir arkadaşlar. Zira bu kırılımdan sonra özellikle 7.40 hattını kırdıktan sonra onay süreci olarak daha yukarı gaplı bir açılış gerçekleştirmişti. Yani 7, şurada bakalım tam olarak 7.64 kapandıktan sonra ertesi günü açılış fiyatı 7.77 oluşmuş. Burada ufak bir gap boşluğu bırakmış fakat hani bunu alır mı, almak ister mi bilemiyorum. Tabii piyasaya bağlı. Piyasanın durumu da biraz sallantıda olduğu için birçok kişinin bir sert bir düzeltme beklentisi var. Bakalım o da gerçekleşecek mi? Hep beraber göreceğiz bu hafta. Yine biz RSI ve Wavetrend'e baktığımızda ise karşımıza neler çıkacak? Wavetrend aşırı alım bölgesine girdiğinde ve burada aşağı yönlü bir trend düzeltmesi işaret ediyor. Fakat kendisi bizim 63 bandının, düzeltiyorum 53 bandının üzerinde, 60 bandının üzerinde kuvvetli duruyor hala. Bu noktada satış hacimlerinin, 2 günlük satış hacimlerinin ortalamanın altında kalması hisse için bence pozitif. Yine bu noktada RSI'nin 50 hattına doğru çekilebileceğini varsayıyorum. Genelde daha önceki durumlarda 50 hattının üzerlerinde, yani 50-55 seviyelerinde bir tepki verdiğini görmüştük. Bakalım bu sefer de yine RSI 50-55 civarından bir tepki gösterip yukarı yönlü günlük periyotta dönüş gösterebilecek mi? Bunu yakından takip etmek lazım. Olur ki 7.40 hattının altına sarkmalarda ise 7.26'da EMA 55 desteği olduğunu az önce ifade etmeyi unutmuştum. Onu da görünce aklıma geldi. Hemen ifade edeyim. Bu noktada yine biz ortalamalarımızı kapatıp Hull sistemde durum ne diye baktığımızda Hull sistemde Hull 50 seviyesi olan 7.75'e kadar bir çekilme gerçekleştirdiğini, bu çekilme sonrasında da verdiği tepkiyle tekrar yukarı gittiğini, güvenli bölgenin ise Hull 14 üzerinde kapanışlar olduğunu söyleyebiliriz. Hull 14'ünde 8.03'te bulunması, hissenin Hull 14 altındaki kapanışlarda bir düzeltme baskısı altına girebileceğini, aşağıda Hull 50 ve 100 ana desteğinin hisseyi karşılamaya çalışacağını söyleyebiliriz. Bu noktada gördüğünüz gibi
7.75'teki Hull 50 seviyemiz güzel karşılamış. Eğer bunun altına kırılımlar gerçekleşirse 7.56'da bulunan Hull 100 desteği hisseyi taşımaya çalışacaktır. Bu noktada daha kısa periyotlarda hisseye bakacak olursak, eğer saatlik periyotta geçtiğimizde 2 günlük bir negatif düzeltme sonrasında bakalım saatlikte osilatörler oldukça düzelme eğilimine girmiştir diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi bu noktada Hull sistem bir sat sinyali üretmiş zaten zirvede. 8.07'lerde, hatta tam baktığımızda 7.97 kapanış itibariyle bir sat sinyali üretmiş. Daha sonrası bu sat sinyali sonrası Hull 14 7.75'lerde hisse fiyatının altına girerek tekrar yukarı yönlü bir ivmelenme hareketi söz konusu olmuş. Eğer hisse 7.83 üzerine atar ve 7.97 Hull 100 direncini geçebilirse tekrar yukarı yönlü harekete devam etmeye çalışacaktır. Bu noktada hemen bahsetmiş olduğumuz osilatörlerimizi açtığımızda RSI'nin 30 seviyesini test edip tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme gösterdiğini görüyoruz. Kendi ortalamasının üzerinde 43 seviyesine kadar çıkartabilmiş ortalamasını. Bu oldukça pozitif bir oluşum olmuş. Sonuç itibariyle baktığımızda wave trendin de dip -53 seviyelerine kadar geri çekildiğini ve buradan yukarı yönlü bir trend dönüş işareti bize verdiğini görebiliyoruz. Umarım yukarı yönlü hareketin devamı için gerekli olan potansiyel hacmi de, yani pozitif hacmi de yakalayabilirse tekrar şişe hissesi bir önceki diyelim yani yakın zirvesi olan 8.20'li seviyeleri test edip bunu kırmaya çalışabilir. Tabii bu noktada endeks hissesi olduğu için hiçbir zaman unutmamak lazım. Endeksin negatif etkisi olduğu takdirde geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bu geri çekilmeleri her zaman için ifade ettiğimiz gibi ortalamalar üzerinde bakmak gerektiğini ve şu an için mevcut durumda haftalık pivot düzeltiyorum, aylık pivot değerinin üzerine oturup yerleşmiş bir fiyat görüyoruz. Bu noktada aylık pivotun önemini ve R1 direncinin nasıl iki defa test edilip geçilemediğini net bir şekilde görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada daha yakın direnç destek noktaları belirlemek için hemen haftalık pivot değerlerini açtığımızda ise bu haftalık pivot değeriymiş. Affedersiniz. Aylık pivot değerini de baktığımızda oldukça aşağılardadır o muhtemelen. 7.16. İkisini de beyaz yapınca pivot değerlerinin renklerini karıştırdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu noktada şimdi baktığımızda şekilsel olarak bakarsak eğer sanki bir oba oluşumu görüntüsü de varmış gibi geliyor. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor. Yani şurada bir solumuz, şu bölgede bir solumuz, baş, tekrar burada bir sağımız yapar mı hisse fiyatsal olarak? Buna bakmakta fayda var. Yine hemen şöyle kısaca bir baktığımızda şu bölgede gördüğünüz gibi pivot değerinin şu bölgesinde, şurada net bir şekilde bir solumuz, baş, tekrar burada bir sağımız oluşumu yapar mı diye düşünmeden edilmiyor. Umarım yapmaz tabii ki ama biz şekilsel olarak da grafiğe baktığımız için bu noktada hemen şu şekilde sol omuzun en yüksek noktasını direnç noktası gibi baz alırsak eğer, hemen şurada bir yatay çizgi şu bölgeye, yani hisse fiyatı tekrar buradan pivot değerinden yukarı yönlü hareket yaparsa 8.05 seviyelerini test edip buradan tekrar aşağı bir kırılım gerçekleştirebilir. Bu noktaya dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hatta 8.05'in de biraz üzerinde. Yani buradan noktasal olarak tam yerini ifade edemeyebilirim. Şöyle şunları sildim. Şunu da sileyim. Evet, 8.06'ya çekebildik. Bu noktaya dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani 7.72 altında saatlik kapanışlarda hisse fiyatında sıkıntı yaratabilir. Daha aşağı geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Bir alttaki destek seviyesinin 7.36'larda olduğunu hatırlatmak isterim. Yine bu şekilde bu noktada destek direnç noktalarını sağ sütunda rakamlar olarak görebiliyorsunuz. Yukarı yönlü ve aşağı yönlü
destek direnç olarak. Aynı şekilde bu bölgeyi kapatıp ortalamalarımızı açtığımızda ise her ortalamanın yeni bir destek seviyesi olduğunda hatırlatmamıza gerek yoktur sanırım. Bunları birçok videomuzda zaten ifade ederek anlatmaya çalışıyoruz. Şu an için baktığımızda 5 ve 10 saatlik ortalamanın üzerine atmaya çalışan bir hisse fiyatı görüntüsüyle birlikte EMA21'in de EMA55'i aşağı yönlü kestiğini gözden kaçırmamak lazım. EMA144 seviyesinde bulduğu destek, hatta yaptığı ikili dip itibarıyla bir tepkisel hareket yapmaya çalışan hisse fiyatının özellikle 7.86 seviyesini geçmesi takdirde yukarıdaki 8.06'ya doğru gitme eğiliminde olacağını tekrar hatırlatıyorum. Bu noktada eğer geri çekilmelerde bir önceki ikili dip seviyesi olan 7.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda hisse fiyatının 7.57'lere kadar geri çekilmesi mümkün olacaktır. Bu konulara bu şekilde dikkat edersek destek direnç seviyelerini hissede ona göre gardımızı alır, pozisyonumuzu koruyabiliriz. Evet arkadaşlar, hisse için genel anlamda anlatabileceklerimiz bu kadar. Hepinize bol kazançlı yeni bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.